Radyo'dan herkese selamlar. Şu an Edirne'deyim. Biraz erken geldim. 1.30 gibi burada olmayı planlıyordum ama saat 1. Normalde randevumuz 2'de. Ama eğer müsaitlerse başlarız ve araya bir tane daha restoran sıkıştırmak istiyorum. Çünkü normalde 11.30'daydı. Ama işte o saatlerde çok yoğun olacağız. Öğleden sonra yapalım falan dediler. O yüzden burayı erken bitirebilirsem oraya geçeceğim. Öyle. Dün akşam banyo yapınca saçlarımı kendi etrafında sardım. Fakat tabii yağmur olduğu için şu an şapkayla dolaşıyorum. Neyse, ilk mekanımızda iki restoran birden yapacağız. Biz buraya Hakan'la gelmiştik daha önce ama birkaç sene oldu galiba. Happy Ev Yemekleri ve Bella Boutique Pasta. Normalde yazın burası çok tatlı oluyordu. Şu an yağmurlu olduğu için bahçeyi yapmamışlar. Hatırlıyorum çünkü burayı. Çok tatlı bir yer oluyordu, güneşli olunca falan. İkram ettiler. Ben de bir tuzlu bir tatlı seçimi yaptım. Paçanga böreği çok güzel. Çok güzel. Hızlı hızlı yiyorum ki o araya sıkıştıracağım restorana geçeceğim hemen. Burada sadece kadınlar çalışıyor yine. Evde yaptığımız gibi. Eskiden çok yapardık. Baba eskide. Pişirmeden. Hatta bunu yaparken yoğuruyoruz ya böyle şekerle, kakaoyla falan. Daha dolaba kaldırmadan bile yemek inanılmaz zevkli oluyor. Yani sadece öyle bile yiyebilirim. Bazı mozaik pastaların içine un falan koyuyorlar. Onu sevmiyorum. Biz sadece tereyağı, şeker, bisküvi ve kakaoyu karıştırarak, belki birazcık süt konabilir, bunları karıştırarak yapıyoruz. Ya ikinci mekandan her şey o kadar hızlı gelişti ki yine çekemedim ve üçüncü mekana yetişmeye çalışıyorum. Bir yerde de yol kapanmış. O yüzden bayağı dolanmak zorunda kaldım. Hala şu anda dolanıyorum yani. Bu ikinci mekanı dediğim gibi 11.30'daydı ama saat 3-4 gibi istediği için araya sıkıştırdım. O yüzden saat 3-5 geçe gibi falan oradaydım. Ve 3.35 geçe iş bitmişti. O yüzden çekemedim. Arkadaş Döner Fast Food olarak geçiyor orası. Ama dükkan tabelasının adı başka. O yüzden Google'dan bakıp oraya gidilebilir. Adres olarak bakıp gidilebilir. Onun dışında tavuk dönerciydi. Döner çeşitleri vardı sadece. Farklı bir ürün yoktu. Zaten çok çekecek bir şey de yoktu. Normal bir yol üstü dönercisiydi. Üçüncü mekanımız sushi bar. Buraya da daha önce çekim için gelmiştim. Böyle ne yemiştim ya? Bir tane noodle gibi bir şey yemiştim ama dur bakayım hatırlayacağım mı ismini? Değişik bir şey yemiştim ama tavuklu mürekkep balık soslu spagetti yemiştim. Hatırladım. Güzeldi yani tadı, fena değildi. Onun dışında ben zaten sushi falan yemem. Öyle sushi seven bir insan değilim. Daha önce bir kere denettirdi Hakan. Bir daha da yemem yani. Hatta İrlanda'dayken Koreli bir arkadaş vardı. O da Kore sushisi yapmıştı. Yani kimbap diyorlardı ona. O da sebzelerden oluşuyordu. Onu da sevmedim. Çünkü sebze de sevmiyorum. Ben eti severim. Pişmiş severim. Her türlü et pişmiş olarak yenebilir. Tabii yani et olan kısımlar böyle şeyler değil. Bağırsak falan filan onları sevmem yani. Kokoreç mokoreç. Onun dışında normalde dışarıda sushi fiyatları nasıl hiçbir fikrim yok. O yüzden fiyat karşılaştırması yapamayacağım bu mekanla alakalı. Çok fazla sushiciye de gitmedim zaten.
O yüzden fiyat konusunda size bir şey söyleyemiyorum, ucuz ya da pahalı diye. Burası bugün 4. mekanımız. Sanırım genelde paket servis çalışıyor. Şu an burada kimse yok. Bir arama yapacağım bakalım. Belki pakete falan gitmişlerdir. Doldu mu şeyimiz, sınırımız? Son mekanı da bitirdim. Gidip oturmalık bir mekan değildi. Paket servisi çalışıyor. Çok fazla ürün de çektirmek istemedi. Sadece tost ve gözleme çektik. Tostu da yedim. Biraz acıkmıştım çünkü. Şimdi halamlara gidiyorum. Bu akşam halamlarda kalacağım burada Edirne'de. Yarın da yine 4 tane restoranımız var. 3 mekana gideceğim ama 4 tane çekmiş olacağım yine. Öyle. Şu anda halama doğru gidiyorum. Bu sensin sen. Günaydın. Yeni bir gün. Trakya'daki mekan önerisi turunun sondan ikinci videosu. Bir sonraki video yine Tekirdağ'da olacak. O da sonuncu video olacak. Ama tabii bir dahaki ay tekrar farklı mekanlara çekimler için gelebilirim. Belli olmaz. O yüzden bu mekan önerisi serisi daha devam da ediyor olabilir. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öyle dün gece halamdaydım. Şimdi ilk mekanımız saat 2'de ama ben 1.30 gibi orada olmayı planlıyorum. Sonra iki mekana daha gideceğim. Biraz erken çıkmamın sebebi de üniversiteden bir arkadaşım var, Metin. Onun buradan bir paketi varmış, İstanbul'a gitmesi gerekiyormuş. Kırılacak bir şey herhalde. Kargoyla gönderilmesini istememiş. O paketi de teslim alacağım. Sonraki iki mekanıma yakın bir yerde alacağım yerde. En azından ilk mekana erken geleyim de buradan sonra diğer iki mekana geçmeden o paketi alırım diye düşündüm. Öyle. Şimdi ilk mekanımız Ziyafet Çiğ Köfte Şükrü Paşa Mahallesi. Burada çekim bitti. Kısa sürdü çünkü zaten klasik bir çiğ köfteci olduğu için. Ama mekan temiz. Yani gönül rahatlığıyla buradan sipariş verebilirsiniz ya da gelip burada da yiyebilirsiniz. Zaten bayağı yeri var. Şurada bir okul var. Zübeyde Hanım Anaokulu'nun hemen karşı tarafında yer alan Ziyafet Çiğ Köfte. Şimdi arkadaşın emanetini aldım, çantaya attım. Küçük bir şeydi zaten. İkinci mekanım eleman sıkıntısından dolayı iptal etti. Şimdi üçüncü mekana geçeceğim. Zaten birbirine yakınlardı. Üçüncü mekanda da iki restoran birden yapacağım. Şu anda ada Meriç Döner ve Gölge Çıkın adı altında geçiyor. İki restoran ismiyle geçiyor yemek sepetinde. Erasta AVM'nin arka sokağında yer alıyor. Buraya ben 2 sene önce falan da gelmiştim zaten. O zaman yemiştik diye hatırlıyorum. Güzeldi diye hatırlıyorum. Karnımızı doyurduk çok şükür. Şimdi baba eski dönüş vakti. Erasta'nın önüne çıkacağım ki oradan otobüslerle otogara geçeceğim. Otobüste bir güzel uyumuşum 40 dakika. Mükemmeldi. Çok rahattı. En arkadaydım. Bir de otobüs böyle şeydi. Karanlıktı, perdeler falan. Havada karanlık zaten. En arkası. Oh, çok güzel uyumuşum. Neyse şimdi geldik. Birazdan evde olacağım. Bugün de böyleydi. Edirne vlogu da böyleydi. Ah, bizim köpek. Nereye giriyorsun? Bahçelere girme. Yarın da Tekirdağ'a geçiyorum. 2 restoranımız var. Oradan sonra da İstanbul'a dönüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Videoları da beğenin yani. Beğenseniz ne olacak ki yani. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.